Ardışık 20 çift sayıdan oluşan bir sayı dizisinin aralık değeri kaçtır denmiş. Aralık değeri demek ilk terimle son terim arasındaki fark aslında arkadaşlar. Böylece ilk terimimiz 2 olsun şimdi. İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz ama kolaydan başlayalım. İlk terimimiz 2 olsun. İkinci terim bunun 2 fazlası. Üçüncü terim 4 fazlası. Dördüncü terim 6 fazlası. Yani aslında ne oluyor bakın. İkinci terimde 4 fazlası olmuyor. 2 fazlası oluyor üçüncü terim yine 6 fazlası olmuyor 4 fazlası oluyor Bu ne demek n'ninci terim n 1 çarpı 2 kadar fazla haliyle nokta 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 20 terimde ne olacak 20 1 çarpı 2 kadar fazla olacak yani 38 fazla olacak 40 Böylece 40 2'den bunların açıklığı aralığı yani 38 olur e şıkkı Medyan ve mod için arkadaşlar. Mod için gerçi gerek yok ama medyan için kesinlikle küçükten büyüğe sıralamalısınız. Haliyle 15, 20, 30, 30, 36, 42, 45, 52, 56 ve 63 olacak. 10 terimli dizi haliyle ortadaki iki terim bakın 36 42. Bunların toplamının yarısı 78 2'ye bölersek 39 medyan. Mod en çok tekrar eden yani 30 burada en çok tekrar eden iki defa var. Böylece aralarındaki fark 9 oldu. B şıkkı. A kişi inip A kişi binince otobüste her meslek grubundan eşit sayıda yolcu oluyormuş. Az olanlar bakın 15 ve 12. Çok olanlar da arkadaşlar 21 ve 32. Çok olanlar az olanlara yaklaşacak. Peki çok olanlar kaç kişi? 53. Az olanlar kaç kişi? 27. Aralarında kaç fark var? 26. O zaman şunu söyleyebilirsiniz bakın. 26'yı 2'ye bölün 13. Bunlar 13 artarsa, bunlar da 13 azalırsa birbirlerine eşit olur toplamları. Gerçekten 53'ten 13 çıkarın bakın 40. 27'den 27'ye 13 ekleyin 40. Gördüğünüz gibi toplam insan sayısı eşit oluyor. Böylece cevabımız D şıkkı 13 oldu. 3, 7, 21, 19, 10 sayı dizisine hangi sayı 6. eleman olarak eklenirse aritmetik ortalama değişmez. Aritmetik ortalama kadar bir sayı eklerseniz değişmez arkadaşlar. Bunların toplamı da 60. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12. Ortalamaya ortalama kadar eklersek yine aynı sayıyı elde ederiz. Bakın 60 artı 12 bölü 6'dan gerçekten yine 12 elde ediyoruz. Bu yüzden aslında bir nevi kural sorusu D Bu dizinin modu yokmuş yani en çok tekrar eden eleman yok. Medyanı da 7'ymiş. Küçükten büyüğe sıraladığınız zaman bakın şimdi e, neler var en küçüklerden? 4 var. 5 var arkadaşlar. 4, 5. Şimdi medyanın 7 olması için arkadaşlar burada 7 tane terim olduğu için aslında 7 dördüncü terim olması lazım. Bu bize neyi anlatıyor? Demek ki x ya üçüncü terim ya ikinci terim ya birinci terim. Haliyle arkadaşlar x kesinlikle 7'den küçük olmalı ki. Böylece bakın 8, 10, 14 sağ tarafta kalsın 3 terim. Solda da 3 terim kalsın x dahil 7 tam ortaya düşsün. Böylece x 6 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, bir de 3 olabilir arkadaşlar. 7'den küçük olmak ve diğerlerinden de farklı olmak şartıyla. Çünkü modu yokmuş. Tekrar eden sayısı yok yani. Böylece cevabımız 4 tane sayı oldu B şıkkı. Aşağıda ABC model araçları kullanıp memnun kalanların sayısının o araç modelini kullananların sayısına oranı sol taraftaki doğru grafiğinde verilmiş. Sütun grafiğinde. Sağda da dairesel grafikte bunların toplam sayıya dağılımı verilmiş arkadaşlar. Haliyle burada kullananlar var. Burada memnun olanlar var. Şimdi memnun olanlardan ne demiş bize bakın. 350 tanesi memnunmuş A aracından. Memnun olanlar yüzde kaçtı? 70. O zaman tersten işlem yaparsak yani yüzde çarpıp 70'e bölersek tamamını buluruz. Böylece 500 tane A'yı kullanan varmış. Buraya yazalım. Aynı şekilde B'yi kullananlardan memnun olanların oranı kaç? Yüzde 50. E haliyle aynı mantık işte. Yüze böl, yüzde çarp, 50'ye böl. Yani bir nevi 2 ile çarp. Tamamı 400 tane B kullanan insan sayısı. Böylece 900 arkadaşlar kaç dereceye karşılık geldi dairesel grafikte? 270 dereceye. Bize kaç derece lazım? 90 derece. Tabii ki 270 90'ın 3 katı olduğu için C'yi kullanan insan sayısı da 300 oldu. 300'ün de %60'ı memnundu. Böylece 180 kişi memnun. D şıkkı İki tane ağaç dikildikten sonra aralarındaki boy farkı ikinci kez 24 santim olur ne zaman diye sormuş. Şimdi birinci yol çok basit aslında geometriden yapacağız. Bakın şimdi şurada 156'dan 144'ü çıkarırsak 12 birim. 96'dan 36 çıkarsak 60 birim. Böylece 60 bölü 12'den benzerlik oranı 5'tir kelebek benzerliğinden. Şöyle şuraya 5x desek arkadaşlar x olur. Böylece toplam 6 birim olduğu için burası 5 birim, burası da 1 birim olur. Bundan sonra 24'ü elde etmek için bakın aralarındaki fark 24 olacak ya. Şöyle bir üçgen gördüğünüz gibi bu üçgende 12-24 orta tabanda bu gerçekleşiyor değil mi? Demek ki aslında şu iki parça da eşitmiş. Yani buradaki parça da bir birimmiş. 7. yılda arkadaşlar 24 oluyormuş. Üçgen yorumuyla böyle yaptım. Bir de şimdi normal matematikle yapalım. Birinci bu A grafiğine bakalım. A arkadaşlar sıfırıncı yılda 96. Kaç yılda? 6 yılda 96'dan 144'e 48 artmış. Doğrusal grafik olduğu için her yıl belli oranda artar. 6 yılda 48 e arttığına göre 1 yılda 8 artar. O zaman bunun denklemi 96 artı 8 T diyebiliriz. 1 yılda 8 artıyorsa T yılda 8 T artar manasında. B'ye gelirsek ilk yıl boyu 36. Bu arkadaşlar 6 yılda 100. 36'dan 156'ya 120 artıyor. 1 yılda 20 artıyormuş. Bunun denklemine de böyle deriz. Böylece 36 artı 20 T bakın ileride daha yüksekte. A daha aşağıda. Haliyle 36 artı 20 T'den 96 8 T'yi çıkaracağız. 24'e eşitleyeceğiz. Böylece 12 t eşittir 84. T arkadaşlar yine 7 bulduk. Bu da matematik yoluyla. Soruda arkadaşlar çok basit bir şekilde hemen cevabı bulabiliriz. 3. yılda 3. günde pardon çözerek bitiriyor. Bitirdiğine göre kalan testin 0 olması lazım. Bu bir tek gördüğünüz gibi A şıkkında var. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu kadar bile yeterli ama 1. gün 1 bölü 3'ü 2. gün 1 bölü 2'si oran 2 bölü 3 yapar. Yani bakın ilk gün gerçekten 100, ikinci günde 150, 2 bölü 3 oranı yine oldu. Oradan da görüyoruz A şıkkı. Son bir saatte birim zamanda yaptığı iş miktarı sabitmiş. Usta duvarın %75 kısmını kaç dakikada örer diyor. Bakalım şimdi birinci saatte 200 örmüş. İkinci saatte 100 örmüş. 300 yapar. Üçüncü saatte 300, 600. 4. saatte 200, 800 ve 5. saatte 400, 1200. Yani toplamda arkadaşlar bu 1200 metrekare duvar örmüş. 1200'ün %75'ini hesapladığımız zaman 900 gelecek. Hemen kısaca söyleyeyim ben size. 900 metrekareyi boyaması lazım. Peki burada dikkat ederseniz ilk 4 saatte topladığımızda kaçıncıya gelmiştik? 800. metrekareye. Yani 800 metrekare boyadığımda 4 saati bitiyor. Ama ne kadar daha lazım? 100 metrekare daha. Peki son 1 saatte dikkat ederseniz 5. saatte kaç boyamış bu? 400 boyamış. Ne kadar daha boyaması lazım? Şimdi 800 boyamıştık 4. saatte. 900'e erişmek için 100 daha boyamamız gerekiyor. 100 metrekare boyamamız için 1 bölü 4 saate ihtiyacımız var. Yani 15 dakikaya. Başlangıçta zaten arkadaşlar 4 saati olduğu için 240 dakika geçti. Toplamda o zaman 255. dakikada %75'lik kısmını örer bitirir. Benzerlik yapmamız gereken bir soru söyleyeyim. Çünkü bilinmeyenler var T3T diye arkadaşlar. Aralarındaki mesafe başlangıçta 300 km. Çok basit temel düzey benzerlik bilmek lazım. Bu soruda mesela şöyle işinize yarayacak. Şimdi bunlar aralarında başlangıçta 300 kilometre var. T saat geçince aralarındaki mesafe bakın bu nokta ile bu nokta arası oluyor. Ve benzerlik oranı gördüğünüz gibi burası 2T oluyor burası T oluyor. Toplamda 3T olması için şuraya 2T kalıyor bakın. 2T'nin 3T'ye oranı temel benzerlik. Buradaki çizdiğim tabana X diyeyim. X'in 300 oranı. Böylece x buradan 200 kilometre geldi. D şıkkı. Aritmetik ortalamaları 3 olan ABC sayıları demek. A artı B artı C'nin 3'te biri. Gördüğünüz gibi 3 olması demek. Yani A artı B artı C arkadaşlar 9 demek. Lazım olursa kullanacağız. Standart sapma neydi? Aritmetik ortalamadan bu ABC'yi çıkarıp karesini alıyorduk. Bakın A eksi aritmetik ortalamamız 3 a eksi 3'ün karesi artı b eksi 3'ün karesi artı c eksi 3'ün karesi bölü terim sayısı 3 olduğu için 2 en sonda kare kök yapıyorduk. Böylece a kare eksi 6a artı 9 c kare eksi 6c artı 9 artı b kare eksi 6b artı 9 bölü 2 diyeceğiz. A kare eksi 6A buradan yararlanırsak 5. C kare eksi 6C 20. B kare eksi 6B de arkadaşlar kaç oldu? 5. 12. Bunları toplayalım şimdi. 5, 20 daha 25, 12 daha 37, 27 daha 64, 2'ye bölersek 32. En son bir de bunun kare kökünü alıyorduk. Demek ki 4 kök 2'ymiş standart sapma E şıkkı.